Kasım ayının gelmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Biz de sarraflara altın fiyatlarındaki son durumu sorduk. Altın fiyatları yaklaşık 2 aydır yükseliş ivmesini korumaya devam ediyor. Kayseri'de sarraflık yapan Yusuf Kuzucu, altın fiyatlarının 1000 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Yusuf Kuzucu adım. Hacı Bekir Kuzucu sarraftayım. Hacı Bekir Kuzucu, yani babamla beraberiz. Bu işletmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. 50 senedir, yani yarım asırlık bir ticaret. Hacı Mehmet Kuzucu'dan gelen bir, sonra babam ve ben de üçüncü nesilim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya altın malum biliyorsunuz, 2 ay önce hiç beklenmedik bir şekilde yükseldi. 500 olan has fiyatı bir anda ta ki bugün 565 liraya kadar yükseldi. Yani bunu hani küçük altın bazında 820 TL'den satılan küçük altın şu anda 920 TL. Yani 100 TL bir artı puanla, bu çok yüksek bir değer ve çok uzun zamandır görülmemiş bir değer. Ve tabii bunun 1000 TL değerine kadar yükseleceği sanılıyor. Altın her zaman olduğu gibi güzel bir liman, güzel bir yatırım. Altın işte herkes soruyor ya, abi işte altını alalım mı, verelim mi, ne yapalım bu şekilde, ama altın ileri vadede güvenilecek bir liman. Bunu buradan iletelim. Tabii ki siz şeyi soracaksınız. Hatta röportajdan önce de konuştuk. Altını acaba ne etkiler demiştin Yusuf abi, demiştin. Altını siyasi tabii ki etkiliyor. Tabii ki Amerika'nın, işte Tayvan'ın, Çin'le olan politikaları, dünya piyasaları, savaş durumu, F-35, bunlar her türlü sebep. Ama tabii ki ben söylüyorum, Türkiye'ye olan, Türkiye'ye oynanan oyunlar, işte Euro'da gördüğünüz gibi 11.300, işte doları biliyorsunuz 9.500'lere kadar dayandı, 10.000'e dayanacak ve has fiyatı hiç afaki fiyatlarda. Ya Türkiye'ye oynanan oyunlar, ben bunu röportajlarımda hep söylüyorum. İnşallah Rabbim Türk parasını daim kılar, Türk paramız değerlenir. Ben buradan bunu söylemek istiyorum. Çünkü Türk paramız artık eskisi kadar değerli değil. Asgari ücret beklenilen kadar yetişmiyor. İnşallah hayırlı olur. İnşallah Türk paramız piyasalara karşı dik durur. Yani biz bunun çabasındayız. Tabii ki buradan gurbetçiler de etkilendi. Eskisi kadar ödemelerini rahatça yapamıyorlar. Euro yükseldi. Onların da belki çok kazanıyor sanıyoruz ama onların da orada çok büyük bir gelir giderleri var. Bunları düşünmek lazım. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum.